Emekliye Bayram Müjdesi, verilecek zammı açıkladı. Ocak ayında yapılan düzenlemeler, kök aylıkları düşük olan emeklilerin maaşlarına yansımamıştı. Emeklilerin sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmesi üzerine iktidar tarafı Temmuz maaş zammını gündeme getirdi. İlk 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak belirlenmişti. Son ayın verilerinin eklenmesiyle bu oran %25-26 arasında bekleniyor. Karakaş, bu zammın emekliler için büyük bir rahatlama getireceğini ifade etti. SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin merakla beklediği Temmuz maaş zammı hakkında bilgi verdi. İlk 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı %22,72 olarak belirlenmişti. Son bir aylık verinin de eklenmesiyle bu oran %25-26 seviyelerinde bekleniyor. Ocak ayında yapılan düzenleme ile memur zam oranı %49, 25'e eşitlenmişti ancak bu düzenleme düşük kök aylık alan emeklilere yansımamıştı. Temmuz zammı ile bu durumun düzeltilmesi planlanıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz maaş zammına döndü. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklinin %22,72 maaş zammı kesinleşmişti. 6 aylık enflasyon farkı ise %25 ile 26 arasında bekleniyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, bayram gününde emeklilerin kök aylık sorununa karşın sevindirici haberi verdi. Ocak ayında emeklinin maaşına son düzenleme ile memur zam oranı olan %49,25 seviyesine eşitlenmişti. Ancak yapılan bu düzenleme 6700 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilememişti. En düşük emekli aylığı 10000 TL'de kalmayı sürdürdü. Kök aylıkların düşük olmasından kaynaklı pek çok emeklinin maaş zammı hazine desteği ile en düşük emekli aylığına geçtiğimiz zamda gerçekleşti. Emekliler ise bu soruna karşın tepkilerin her geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor. İktidar tarafı emeklilerin taleplerine karşın Temmuz maaş zammını gösterdi. Temmuz'a az bir süre kala emeklinin 5 aylık maaşı %22,72 oranında kesinleşmişti. Son bir aylık verinin de eklenmesi ile birlikte maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre enflasyon farkının %25 ile 26 arasında çıkacağı yönünde. Fakat yapılacak olan maaş zammı 10 bin Türk lirası altında kök aylığı alan emekli maaşlarına pek etkisi olmayacak. SGK uzmanı İsa Karakaş ise, kök maaş sorununa karşın 3. formülün iktidar tarafında devreye gireceğini söyledi. Karakaş, 8 bin Türk lirası alan bir kişinin devletten şu anda hazineden aldığı 2.000 bin Türk lirası, %25 eklediğimiz zaman 12.500 bin lira olacak. 10000 Türk lirası alan ise 12500 Türk lirası alacak. Dolayısıyla %20'lik makas tamamen kapanıyor dedi.